أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين bi hurmeti seyyidil murselin rabbil alemin Rabbi yesir, Rabbim kolaylaştır ve la tuassir, zorlaştırma Rabbi temmin bil hayır bütün işlerimizi her şeyimizi hayırla tamamla amin amin bi hurmeti seyyidil murselin rabbil alemin her zaman bizleri yaratan yaşatan, nefes aldıran her türlü nimeti veren Yüce Rabbimize e, hamd etmeyi e, hamd Allah'a mahsustur. E, ona e, şükretmeyi ihmal etmemek lazım değerli kardeşlerim. Yani hayatımızın e, bir e, yerlerinde sürekli Sürekli o, o olmalı, onunla olmalı. Hazreti Mevlana'mızın mesnevisi işte bunu anlatıyor aslında. E, Yüce Rabbimizle nasıl olmalı? Her yerde onunla olmalı. Her şeyde sadece o olmalı. Geçen sohbetimizde 27. 28. beyitleri okumuştuk. Aslında 27-28'den itibaren ki bugün Allah izin verse e, okuyacağımız 29-30 belki 31. beyit. Bunları anlatıyor. Sadece o var. Başka hiçbir şey yok. Yüce Rabbimiz var. E, o, o, o konular olacak değerli kardeşlerim. Benim malumlarınız geçen 28. beyitte şöyle diyordu Hazreti Mevlana'mız. Her ki o ez hem zebani şut cüda bi neva şut gerçi daret sak neva diyordu. Yani konuştuğu dili anlayan kimseden ayrılan yüzlerce lisan ve namı bilse de yine de susar diyor. Konuştuğu dili anlayan kimseden ayrılan Şimdi hocam ben hatırlıyorum 1960'larda evet abi 1960'larda bizim Anadolu insanı yoğun bir şekilde yurt dışına çalışmaya gittiler Almanya'ya gittiler Hollanda'ya Belçika'ya Fransa'ya işte efendim vesaire ülkelere gittiler özellikle Almanya hatta Almancı derler bizim Anadolu'da o kardeşlerimize. Yani başka bir ülkede de çalışsa Almancıdır onun adı. <laughs> e, çok anlatmışlardır. Mutlaka sizler de dinlemişsinizdir. E, i̇şte dil bilmeyiz, yer bilmeyiz. Garip kaldık hocam. Meğer o ezan seslerine falan kulaklarımız o kadar aşina olmuş ki bir boşluk hissediyorum. Ben diyor bir tanesi gittim ya bir boşluk var bir sıkıntı var içimde. Yani işte buldum. Bir fiziken bir sıkıntım da yok. Yani iş buldum, yatacak yerim var. Karşılayanlar vardı zaten. Ama bir boşluk var, bir boşluk var. Sonra bir cuma günü dediler filan yerde cami var. Oraya götürelim o şehre seni. O caminin bulunduğu bölgeye yaklaşırken ezan sesi geldi kulağıma yani caminin bulunduğu hemen iç ezan okunuyor. Ezanı duyunca dedim ki diyor, buldum. Tamam, buldum. Sıkıntının sebebini buldum. Ben ezan sesine hasret kalmışım ya. Ben ezan sesine hasret kalmışım dedim. Yani e, e, sizin zihninizde, bizim zihnimizde, gerek eşimizde, gerek çocuklarımıza, gerek komşularımıza, gerekse yaşadığımız toplumla, gerek dini, gerekse kültürel anlamda, sosyal anlamda, sosyal anlamda bizim iç dünyamızla örtüşen şeyler yoksa veya azalmışsa bizim de tabiri caizse değerli kardeşlerim ağır ağır huzur dünyamızdaki o rot balans ayarı bozulmaya başlıyor yani. Şimdi Hazreti Mevlana'mız diyor ki konuştuğu dili anlayan kimseden ayrılan yüzlerce lisan ve name bile de e, bilse yine de susar diyor. Efendim Malumdur ki diyor Hazreti Mevlana'mız söylemek bir meseleyi anlatmak içindir. Ee, bir meseleyi anlatmak için. Bundan dolayı muhatapta anlayış istidadı yani yeteneği ne kadar çok olursa konuşan da konuşma kabiliyeti de o nispette olur. Bu bir kere bizim değerli kardeşlerim yani Hazreti Mevlana Hazreti Şems'le olan Efendim Hüsamettin Çelebi ile olan e, ilişkileri var e, ve daha sonra veya daha önce işte Selahattin Zerkubi Hazretleri ile olan ilişkileri var e, burada e, Hazreti Mevlana'yı anlayan Hazreti Mevlana'yı dinleyen e, onun o gönül dünyasını huzura e, kavuşturacak yetenek kapasite ve çapta işte Şems Hazretleri mesela en önemli zat bir bakıma 28. beyitte değerli kardeşlerim. Yani Hazreti Şemsle Hazreti Mevlana arasındaki diyalog. Daha sonra Hazreti Şems'in kaybolması veya bazı rivayetleri göre de öldürülmesi sebebiyle ortadan kalkmış olması. Efendim ...Hazreti Mevlana'mız kendisini anlayacak olan kişilerin kalmadığını ki 29. Beyt'te bu daha detaylı bir şekilde gelecek. Orada da bahsedeceğiz ama biz bugün yaşayan insanlar, 2013 yılında yaşayan insanlar olarak, bu yüzyılda yaşayan insanlar olarak... ...çıkarımlar yapıyoruz, hisseler alıyoruz ve diyoruz ki malumdur ki söylemek... Bir meseleyi anlatmak içindir. Öylesine söylenmez, öylesine konuşulmaz. Bundan dolayı muhatap da anlayış istidadı ne kadar çok olursa olsun konuşan da e, o kabiliyet e, nispetinde olur. E, yani bir bakıma arz talep meselesi gibi değerli kardeşim. Ne kadar isteniyorsa o kadar arz etmek lazım. Ee, karşı taraf doygunluğa ulaşmışsa sizin söyleyeceğiniz şeyler bir anlam ifade etmiyor. Bu bir. Bu bir değerli kardeşlerim. İki, dinleyenin anlamayışı söyleyenin söylemesine manidir diyor Pirimiz. Bu münasebetle Hazreti Mevlana bu iki beyitte yani 27. ve 28. beyitte hemraz ve demsazım olabilecek bir muhatap bulabilseydim daha neler neler söyleyecektim. Yani dost öyle bir dost ki sırdaş olan bir dost hemraz ve demsaz olan arkadaş bulabilseydim diye 28. beyit de bunları değerli kardeşlerim söylüyorum. Şimdi efendim biz beyitlerden bugünkü yaşadığımız toplumda örnek alabileceğimiz sonuçlar ...dediğim gibi elde etmeye çalışıyoruz... ...hep birlikte. Ee, en büyük... ...şikayetimiz, bugünkü 29. Beyt'e geçmeden önce bir giriş yapmak... ...istiyorum. Ee, birbirimizi... ...dinlememekle ilgili. Hele hele aynı yastığa... ...baş koyan karı kocaların... ...işte birbirini dinleyememesi... ...veya dinlememesi... ...veya anlamaması... ...veya anlamak istemeyişi. Bu... ...bu problem değerli kardeşlerim, kişiler arasındaki huzuru da elbette kaçırıyoruz. Birçok sıkıntılar olabilir, dertlerimiz olabilir, şikayetlerimiz olabilir. Ama o dert ve sıkıntıların içerisinde güzellikleri görebilmek çok önemli, malumunuz. Hani bir hikaye var. Bir kral demiş ki huzuru anlatan efendim, baktığı zaman insana huzur veren e, resim yarışması yapmak istiyorum. O ülkede ve diğer ülkelerde e, ressamlar bu yarışmaya katılmışlar. Herkes resimlerini yapmışlar. Ve neticede elenmiş elenmiş iki resme düşürülmüş. Değerli kardeşlerim. Kralın önünde iki tane resim var. Ya bu ya bu. İkisinden biri. Resmin bir tanesi şöyleymiş kıymetli kardeşlerim. Bir göl resmi var Ama öyle bir göl ki Etrafındaki bütün her şeyi göl içine almış. Yani berrak pırıl pırıl billur renkli e, hemen yanındaki bir dağı e, hemen diğer tarafındaki bir ovayı bir ağacı gökyüzündeki bir beyazlığı bir bulutu Uçan bir kuşu her şey, göl içine almış. Yani göle baktığınız zaman tüm bölgeyi seyrediyorsunuz. Böyle huzur veren, huzuru anlatan bir resim. Diğer resim ise değerli kardeşlerim, çıplak dağlardan oluşan, çiçeksiz, sadece dalı budağı kalmış ağaçlardan oluşan, sivri taşlarla dolu bir bölge resmiymiş. Yağmur yağıyor, sağanak bir şekilde yağıyor, fırtınalar kopuyor, şimşekler çakıyor ve iki vadi arasındaki o taşlı, kurak iki vadi arasındaki nehirde o sağanak yağmurla birlikte coşmuş, önüne ne gelirse sürükleyip gidiyor. Bu şekilde bir resim. Yani baktığınız zaman adeta kıyamet kopmuş. Böyle bir resim. Fakat birçoğunun gözünden kaçmış olmasına rağmen kralın gözünden kaçmayan o ikinci resimde bir görüntü sebebiyle kral ikinci resmi o fırtınaların koptuğu efendim suların her tarafı e, sel sularının alıp götürdüğü o ikinci resmi birinci ilan etmiş. Aman efendim demişler. Nasıl olur? Bakın demiş. Şu akan şu coşkulu akan nehrin hemen sağındaki kayaları görüyor musunuz? Bakmış, evet demiş efendim, kayayı görüyoruz. O kayanın arkasında çok küçük bir kurumuş ağaç dalı var. Onu da gördünüz mü? Evet gördük. O ağaç dalının üzerinde bir tane kuş var. O kuşu da gördünüz mü? Gördük. Nasıl duruyor kuş? O kadar sakin o kadar huzur içerisinde duruyor ki etraf yanıyor, yıkılıyor. Şimşekler, gürültüler, yalçın kayalar, çıplak dağlar, korkunç bir manzara var. Ama o korkunçluğun içerisinde o kuş, o kuru dalın üzerinde öyle bir duruşu var ki işte huzur bu diyor. Huzur bu diyor kral değerli kardeşlerim. Yani konuştuğu dili anlayan kimseden ayrılan, yüzlerce lisan ve name bilse de yine susar. Etrafımızda, aile hayatımızda elbette kusurlarımız vardır. Eşimizin, kocamızın, hanımımızın, komşumuzun, iş ortağımızın, amirimizin, memurumuzun, işçimizin, kardeşlerimizin, anne babamızın. Ama bütün o olumsuzlukların içerisinde bir güzelliği görebilmektir huzur bir güzelliği o ayrıntıyı görebilmek ve oradan hayata tutunup huzur denen mutluluk denen şeyi yakalayabilmektir. Efendim, geçen sohbetimizde 28. beyit üzerinde uzun uzun durmuştuk değerli kardeşlerim. Bugün inşallah 29. beytimizi okuyacağız. Efendim, Hazreti Mevlana'mız diyor ki değerli kardeşlerim, 29. beyitte Çünkü gül reftü gülistan der güzeşt Neş nevi zan pes bülbül ser güzeşt diyor. Değerli kardeşlerim. Gül mevsimi geçip de gül açması bitince artık bülbülün aşikane ser güzeştini dinleyemezsin. Hani bu beyti okuyunca ilk aklıma gelen demir tavında dövülür Sözü değerli kardeşim. Yani bir kişi ölmeden önce işte şöyleydi böyleydi. Öldükten sonra, aramızdan ayrıldıktan sonra çok kıymetli bir insan oluverdi. Gül mevsimi geçip de gül açması bitince artık bülbülün aşikane sergüzeştini dinleyemezsiniz. Yani e, bununla ilgili e, doğu şairlerinin e, gül bülbül ve Gülistanla ilgili yorumları olacak değerli kardeşlerim onları inşallah paylaşacağız ama kısa bir aramızdan sonra inşallah. Kardeşlerim ekranları başına yeni gelmiş olanlara merhabalar diliyorum. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim 29. beytimizi okumuştuk ve şöyleydi. Hazreti Pir şöyle diyordu. Gül mevsimi geçip de gül açması bitince artık bülbülün aşıkane sergüzeştiğini dinleyemezsin diyordu. Ee, özellikle Doğu şairlerinin hayalinde değerli kardeşlerim, gül ile bülbül arasında aşıkane bir irtibat bir bağ olduğu düşünülür. Şairlere nazaran bülbül ancak gül için ve güle karşı söyler. Onun dediklerini de başkaları değil yalnız gül anlar. Şiir ve Hayal bakışı gül yaprakları üstündeki çiğ damlalarını bülbülün iniltisine karşı gülün gözyaşları şeklinde görür. Yani şiirdeki o hayal bakış değerli kardeşlerim tekrar ediyorum. Gül yaprağının yapraklarının üstündeki çiğ damlalarını bülbülün iniltisine karşı gülün gözyaşı şeklinde görür. Efendim Hazreti Mevlana'mız ee, diyor ki bahar mevsimi geçer gülün açılması devri biter. O vakit bülbül de sesini, sadasını keser. Çünkü kendisini dinleyecek olanlar bulunsa bile anlayacak olanlar kalmamıştır diyor değerli kardeşlerim. E, Ahmet Avni Konuk hocamız değerli kardeşlerim şu kitabımız Mesnevi Şerif Şerhi burada Şems Hazretleri'nin kaybolmasıyla birlikte Hazreti Mevlana'nın bu beyti söylediğini şerh eder, izah eder, anlatır. Ve yine Ahmet Avni Konuk hocamız Gül, Gülistan Bülbül'le ilgili olarak şöyle der. Diyor ki Hazreti Mevlana Şemsi gül'e ve meclis ve sohbetlerini ise Gülistan'a, Gül Gülistan ve kendisini ise Zat-ı şeriflerini ise bülbül'e benzetmiştir diyor. Ee, yani e, Sipahsalar menakibinde şöyle bir bilgi geçiyor. E, bir vakit e, Mevlana Şemseddin Hazretleri münacat vaktinde, Allah'a sığınma vaktinde, dua vaktinde Ya Rab senin has kullarından benim sohbetime tahammül edebilecek bir kimse var mı buyurdu. Derhal alemi gayıptan işaret erişti. Eğer sohbetine mahrem istersen Rum canibine sefer kıl derhal oradan Rum vilayetine müteveccih ol şehir şehir ve dolaştı. sonunda da Konya'ya bu vasalat etti. Konya'da Hazreti Mevlana'yı bulmaları ve onları ile onlar ile münasebetleri ve sohbetleri bu menakıpta tafsil olunmuştur diyor. Orijinal kelimeleriyle değerli kardeşlerim söyledim. Yani Şems Hazretleri kendi ee, yani yaratılmış kulların arasında benim sohbetimi anlayabilecek bir kulun var mı diye Allah'a yalvarıyor. Yüce Rabbimiz de manevi olarak Konya'yı işaret ediyor. Ee, Rum diyarı Konya'yı işaret ediyor. Bunun üzerine Hazreti Şems'in kalkıp efendim başka ülkelerden, başka e, coğrafyalardan Konya'ya kadar geldiği ve e, Hazreti Mevlana'yla e, buluştuğunu söylüyor, anlatıyor. Yani Dolayısıyla Şems Hazretleri Gül'e onun sohbeti Gülistan'a, Hazreti Mevlana da bu Gülistan'ın bülbülü olarak e, nitelendiriliyor. Hazreti Mevlana 29. Beyt'te bunu söylüyor. Ama e, bahar mevsimi geçer, Gül'ün e, açılması devri biter o vakit bülbül de sesini, sadasını keser diyor değerli kardeşlerim. Çünkü kendisini dinleyecek olanlar bulunsa bile anlayacak kimseler bulunmaz diyor. Biz buradan yola çıkarak diyoruz ki kıymetli kardeşlerim toplumda iyi insanlar her zaman konuşmalı. Salih insanlar, kamil insanlar her zaman tebliğ görevini, güzelliği, iyiliği anlatma vazifesini mutlaka yapmalı ve böyle insanları da toplumun içerisinde yaşayan insanlar bizler mahalleli, köylüler, şehirliler, efendim, semtliler, siteliler, o apartman sakinleri de dinlemeli, kulak vermeli. Yani Allah'ın bir nimeti, Allah'ın efendim bir lütfu olarak görmeli. Allah'ın salih kullarının aramızda oluşu, kamil kullarının aramızda oluşu, bizim Anadolu deyimiyle, tabiriyle ağzı dualı insanların bulunuşunu bir nimet olarak görmeliyiz. Ve bu nimeti, değerli kardeşlerim, kaybetmeden kadru kıymetini bilmeli. Filandır, filandır, filandır. Yani e, memleketimizde ve hayatımızda hep Bahar mevsimlerinin açmasını, gülün, bülbüle olan e, efendim gülün, e, Gülistanda bülbülle olan aşk ve sevdası, o manevi aşk ve sevdasının kendi ruh dünyamızda, kendi şehrimizde ve memleketimizde olmasını arz ediyorsak, efendim e, gülle bülbül mevsiminin sürekli kendi hayatımızda devam etmesini. E, sağlamalıyız, yaşamalıyız. Yani hocam biraz daha sadeleştirsek olmaz mı? <laughs> biraz e, cümleler uzadı. E, özellikle çocuklarımızı, özellikle yetiştirdiğimiz çocuklarımızı mutlaka iyi insanlarla tanıştırmak lazım değerli kardeşlerim. Onların hayır dualarını almak lazım. Onların nasihatlerini, tavsiyelerini dinlemeli. Zaman zaman da sık sık da istişarelerde bulunmalı. Değer vermeliyiz. Herkes kendi köşesine kardeşim ne anlar bu? O hocalığını yapsın. O bilmem şunu yapsın, bunu yapsın diye bu nimetleri tepmemeliyiz. Geriye atmamalıyız, itmemeliyiz. Değerli kardeşlerim. Ee, yani hür ve bağımsız hayatımızın kıymetini bilmeliyiz. Mesela cennet vatanımız Türkiye'mizde elhamdülillah öyle değil mi değerli kardeşlerim? birçok nimetler içerisinde yaşıyoruz. Elbette sıkıntıları olabilir. İnsanın olduğu yerde dert de olacak, sıkıntı da olacak. Ama civar memleketlere göre, dünyadaki birçok memleketlere göre baktığımız zaman şükredeceğimiz şeyler var. N niye söylüyorum? Yani bahar mevsimi geçer, gülün açılma devri biterse orada çöl olur. Ve yine ana babanın kıymetini bilmek lazım. Ana baba hayattayken kıymetini bilmek lazım. Onlar göçüp gittikten sonra kıymetini bilsen ne bilmesen ne, Üstadım. Bahar mevsimi geçtikten sonra Efendim bir anlamı kalmıyor. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmemiz lazım. Başta Efendim e, sağlık nimeti, öyle değil mi? Ve e, ömür nimeti. Bu bahar mevsimi geçer de sağlığımızı kaybeder, ömrümüz biter, pirifani varsa ömür tabii. O hale geldikten sonra artık bahar mevsimi geçmiş demektir. Yani kısacası her şeyin bir zamanı vardır değerli kardeşlerim. O zaman geçtikten sonra kendisini dinleyecek olan, kendisine faydalı olacak olan kişiler, anlayacak kişiler bulunmaz diye değerli kardeşlerim düşünüyorum. Efendim, Hazreti Mevlana'mız dolayısıyla şu cümleyle 29. Beyti tamamlamış oluyoruz. Hazreti Şems'in ortadan kayboluşuyla birlikte bahar mevsiminin geçtiğini, gülün açılması devrinin bittiğini ve kendisini anlayacak olan kişilerin kalmadığının serzenişini yapıyor 29. beyitte. Ben 39. 30. beyitte şöyle diyor pirimiz çünkü Gül refdi Gülistan şu tarap bu gülra eski cuyim ez gülap. Gül bitip de gül bahçesi harab olunca gül kokusunu nereden arayıp bulalım? Gül suyundan diyor değerli kardeşlerim. ez gülap. Gül suyundan gül bitip de gül bahçesi harab olunca gül kokusunu nereden bu arayıp bulalım? Gül kokusundan Evet, gülün açılma mevsimi geçip gülüstandaki fidanlar dikenli birer çalıdan ibaret kalınca diyor Peyrimiz, Gül raihası ancak gül yağından ve gül suyundan duyulabilir. Bunun gibi urafayı ümmetin yani arif kişilerin yani irfan sahibi irfan sahibi kişilerin ümmetin ekmel ve eftali bulunanlar çekilip gidince onlardaki rayihayı marifeti varisleri bulunan ve kendilerine nispetle gül yanında gül suyu gibi kalanlardan aramak lazım gelir diyor Hazreti Mevlana değerli kardeşlerim. Evet. İrfan sahibi ümmetin ekmal ve eftali olan insanlar aramızdan ayrılıp gittiği zaman onların efendim rahiyasını rahihayı marifeti o koku manevi kokuyu üzerlerinde taşıyan varislerin varislerinden yani gül gül yanında gül suyu neyse o varislerinden o suyu o Raihayı marifeti almaya çalışmak lazım diyor almaya çalışmak lazım. Ki değerli kardeşlerim gelecek Hazreti Şems Şems'in kaybolmasıyla birlikte Hazreti Mevlana o gül suyu mesabesinde adeta gördüğü Hüsamettin Çelibi'den e, o raihayı alıyor. O kokuyu, o gül suyu kokusunu ondan alıyor. Dolayısıyla Mesnevi şarihlerinden değerli kardeşlerim, Sarı Abdullah Efendi'nin telakkisine göre Hz. Mevlana Şems-i Tebrizi ile Hüsamettin Çelebi arasında farkı söylüyor 30. beyitte. Yani Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin yanında Hüsamettin Çelebi'nin gül suyu gibi kaldığını bildirmek istiyor şems gibi bir musahibi ekmelim bulunsaydı geçen sohbetimizde bu musahip kelimesi üzerinde durmuştuk yoldaş demiştik candaş demiştik ne, ne zamana kadar kıyamete kadar demiştik ama her şeyle birlikte sırlarıyla birlikte sırdaş hemraz ve demsaz diye geçen o musahip musahibi ekmelim tam bir musahiplik bulunsaydı ee, onu geniş idraki beni na meperdaz etseydi yani na meperdaz değerli kardeşlerim söyletmek şakıt şakıt hani şakır şakır söyletti adeta bülbül oldu şakıdı ee, na meperdaz etseydi ben de ne gibi diyor Hazreti Mevlana yani şems gibi birini bulsaydım şems'i bulsaydım ben de ney gibi rakik terennümlerde bulunurdum. Rakik, ince, narin. Hani bazı musikiler vardır değerli kardeşler. Bugün bir arkadaşın yanındaydık. Ee, öyle diyor. Ee, bir musiki dinliyor. Hakikaten gönül dünyasına vuran bir musiki. Gönül dünyanızı adeta okşayan ee, bir şefkatli el ee, psikolojisini veren bir musiki vardı. Yani ben de ne gibi rakik terennümlerde ince, narin, güzel nameler, güzel efendim veya gül bahçesini bulunca bülbülün o güzel ötüşü, o güzel efendim haykırışı gibi ben de terennümlerde bulunurdum o demsaz ve hemrazım yani demsaz arkadaş hemraz sırdaş demiştik değerli kardeşlerim o demsaz ve hemrazım geçip gitti şems gitti kayboldu bana layıkıyla muhatap olabilecek kimse kalmadı onun için ben de sözlerimi sığlaştırmaya mecbur oldum diyor Hazreti Mevlana 30. Beyt'te değerli kardeşim bereket versin ki karşımda Hüsamettin Çelebi gibi müstahit bir muhatap buldum. Müstahit yani kabiliyetli, yetenekli bir kişi buldum. Şems'in irfanı, rayihasını da onda bulmaya ve bu suretle avunmaya çalışıyorum diyor. Allahu Ekber. Evet. Şems'in irfanı, raihası yani ee, anlama, e, işitme, onun kokusunu hissetme, duyma, o, o onunla yapılan e, konuşmalarda, sohbetlerdeki o manevi hazı, hani gül suyu dedik ya, onu almaya çalışıyorum, onunla avunmaya çalışıyorum diyor Hazreti Mevlana'mız. Evet, yani değerli kardeşlerim, çevremizde ve ulaşabileceğimiz irfan sahibi birçok insanlar vardır elbette. Onlardan faydalanmasını bilmek lazım. Geçip gitmeden, ömrü tamam olmadan, aramızdan kaybolmadan soracağız, soruşturacağız efendim. Yani bu şehirde acaba e, irfan sahibi, arif kişiler kimler var? Acaba bu mahallede kimler var? Acaba bu sokakta kimler var? Acaba bu ülkede kimler var? Soracağız. O nimetlerden istifade edeceğiz. Evlatlarımızla istifade ettireceğiz. O gül kokusunun doya doya hem şahsımız hem de evladı ihalimiz alması lazım. Ve değerli kardeşlerim Hazreti Mevlana diyor ki bu yani ee, Şems Hazretleri ile Hüsamettin Çelebi arasında gül bir de gül suyu benzetmesiyle ilgili olarak şu söylediklerim yok mu? Onlar senin fehmine göredir. Yani senin anlayışına göredir. Fehim anlayış. Doğru anlayışlı bir muhatap hasretiyle ölüyorum. Benim söylediklerim benim söylediklerim değil senin anladıkların halbuki ben benim söylediklerimi anlayacak bir muhatap hasretiyle yanıyorum diyor evet burada şöyle bir soru akla gelir Tahirül Mevlevi Hazretleri öyle diyor e, diyor ki Mesnevi'nin girişinde Hüsamettin Çelebi'nin kutup olduğuna delalet eder vasıflar bulunduğu halde burada ondan daha anlayışlı bir muhatap arıyor Hazreti Mevlana. Ee, bu Burada bir tenakuz yani bir e, zıtlık yok mu? Yani hem Hüsamettin Çelebi'nin bir kutup olduğu yani kamil insanlardan olduğu e, söyleniyor. Mesnevinin girişinde buna işaret eden cümleler var. Ama 30. beyitte Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'ye söylediklerini tam anlamayan ben söylediklerimi doğru anlayacak muhatap hasetiyle yanıyorum sözü var ve Şems gibi Şems'in irfanı rayhasını onda bulmaya ve bu suretle avunmaya çalışıyorum cümleleriyle zıt değil mi bu görüş diyor ve şöyle bir cevap veriyor değerli kardeşlerim. Evet, Hüsamettin Çelebi hem asrının kutbu olur hem de zevken ve irfanen Şems-i Tebrizi derecesinde bulunmayabilir. Hac veda esnasında yani veda haccında Estağfurullah billah el yevme ekmeltu leküm dinikum Yani e, Maide suresi değerli kardeşlerim Maide suresi de geçiyor. Ee, diyor ki bugün sizin dininizi ikmal ettim, tamamladım. Yüce Resul, Peygamber Efendimiz yüce dininizi ikmal ettim. Hiçbir eksikliğini bırakmadım. Ayeti nazil olunca ashab kiram sevilmiş ve gülmüştür yani mutluluktan. Elhamdülillah dinimizde tamama erdi diye. Yalnız Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh diyor. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz, dinin kemale gelmiş, ikmale muhtaç bir ciheti kalmamış olduğunun bildirildiğini işitir işitmez hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Allah Allah. Sahabenin büyük bir kısmı ağlı, seviniyor, gülüyor. O duyar duymaz ağlıyor, değerli kardeşlerim. Ta'ül Meylem hocamız diyor ki, Hz Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem irtihaline ima edildiğini yani öleceğini dünya hayatının bittiğini anlamış olan Hazreti Ebu Bekir kemali teessürden dolayı ağlamıştır diyor. Kemali teessürden dolayı üzüntüsünden dolayı ağlamıştır. Hazreti Ebu Bekir de diğer sahabe-i kiram da Hazreti Peygamber'le sohbet etme şerefine nail olmuş. Bedir'e, Uhud'a ve birçok gazaya, gazvelere katılmış şerefli insanlar hepsi. Her biri yıldızlar gibidir ashabım. Hangi birine yapışsanız e, kurtuluşa erersiniz diyor Peygamber Efendimiz. Öyle değil mi efendim? Fakat fakat Hazreti Ebu Bekir Anh Efendimiz'deki feyzi nebevi diğerlerine görülmemiş onun gösterdiği anlayış isabetini öbürleri gösterememiştir. Demek ki demek ki diyor Tahirül Mevlevi hocamız velilik birdir. Velilik birdir. Fakat velilerin zevki ve derecesi farklı. Çünkü Allah tecellisini tekrar etmez diyor değerli kardeşlerim. Eh, efendim, e 31. beytimizde inşallah okuyacağız. Ee, şöyle diyor Hazreti Mevlana'mız 31. beytte cümle maşu kestu aşık perdeyi zinde maşu kestu aşık mürdeyi cümle maşuktan ibarettir. Cümle maşuktan ibarettir. Aşık perdedir. Diri olan ancak maşuktur. Aşık ölüdür. Allahu Ekber. Çok müthiş bir beyit değerli kardeşlerim. Cümle yani her şey her şey programımızın sonuna da geliyoruz. Hemen bir iki cümle söyleyeceğim. Daha sonraki inşallah Allah nasip ederse sohbetimizi açacağız. Cümle diyor yani her şey şu kainattaki her şey gördüğümüz her şey maşuktan ibarettir. Aşık olunandan ibarettir. Aşık olduğumuz şeydir. Aşık olduğumuz şeydir. Maşuktan ibarettir. Aşık ise yani ben ise sen ise biz bir perdeyiz. Eğer aşık olduğumuz bir şey var ve bir de aşık varsa aşık ve maşuk bir maşuk var. Aşık da varsa o aşık bir perdedir. Sen ben bir perdeyim. Her şey maşuktan ibarettir. Cümle maşuktan ibarettir. Diri olan, hayatta olan, her şey olan cümle diyor Hazreti Mevlana ona, cümle olan ancak maşuktur. Maşuktur. Aşık ölüdür. Allahu ekber. Evet. Değerli kardeşlerim inşallah bir sonraki Mesnevi'den sohbetimizde 31. beytimizi üzerinde konuşacağız. Yüce Rabbim her birimize sağlık, sıhhat versin, huzur versin, iyi kullarından eylesin, salih kullarından faydalanmayı o arif zatları, irfan sahibi zatları bulup onlardan faydalanan kullarından elesin inşallah efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.